GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde. Dayı ne yapıyorsun? Parmak niye bastın imzat sana? Ya bizde öyle. Neyse tamam olur değil mi parmak izi de? Parmak izi de oluyor. Mürekke tamam, ya tamam, imza da alabilirsem çok memnun olurum. Dayı harala geç, harala geç dayı. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayatın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Son bölüme dedim ki 40 bin like hemen 4 saatte geldi diye 50 bin like da yeni bölüm geliyor dedim. Abi 5 saatte 50 bin like at. Şaka mı? Şu an 60 bin 65 bin falan galiba şu anda. Gerçekten şaka gibi. O zaman arkadaşlar bu bölümde 50 bin like olduğunda yeni bölüm geliyor. En son hatırlıyorsanız yine efsane şeyler yapmıştık dayıyla. Başımıza gelmeyen kalmamıştı. İzlemediyseniz o bölümü izleyin. Gerçekten efsane efsane olaylar döndü. Bu bölüm arkadaşlar balıkçılıktan sıkıldığımızı düşün. Düşündüm ve yeni iş arayacağız. Yeni bir iş bulalım. Tabi gidip de öyle yok motokuryecilikmiş odur budur falan onlara bakmayacağız tabi. Artık güzel bir mekan açalım diyorum. Şöyle ismini de istediğimiz bir şey yapalım. İsmi ne olsun hatta yorumlarda yazın açacağımız mekanı. Mutlaka yorumlarda bekliyorum tavsiyelerinizi. Şimdi dur bir dakika şu kombinimizi değiştirelim. Tarz giyinmemiz lazım. Böyle işle ilgili şeyler yapacağımız için bunu giyinebiliriz. Hatta işin ne olduğunu söylemeyeceğim. Neyse o zaman şimdi çıkalım. Bak tatlı bir şekilde giyin. Saçını sakalını falan çok işimiz olduğundan şu an bu bölümü uğraşmayacağım ama değiştireceğiz merak etmeyin bir kuaföre götüreceğim Fehmi'yi. Bu arada arkadaşlar bu gerçek hayat serisine neler olsun neler olsun istersiniz böyle fikirleriniz falan varsa yorumlarda mutlaka onları da yazabilirsiniz. Yorumların hepsini mutlaka okuyorum hepsini beğenmesem de çoğunu beğenmeye çalışıyorum kalp atmaya çalışıyorum beğenmekten kastım. Dost bu arada nerede yazıyorsunuz dost arkadaşlar dolaşıp duruyor bak yine yok ortalıkta dolaşıp duruyor onu eve kapatmıyorum çünkü. İnşallah bir tane sokak köpeklerine bir şeyler çevirmiyordur yani umarım yani kötü olurdu. Şimdi hemen bir gidelim abi. Abicim. Çık oğlum arabadan. Ben arkadaşlar dolaşırken etrafta bu haritada falan yürürken neye dek geldim biliyor musunuz? Bakın ilanlarda nerede abicim? Burada satılık nightclub var. Ben de dedim ki para neyde vardır? Gece kulübünde vardır abi. Gece kulübünde gerçekten güzel para vardır. Oraya bir uğrayacağız. Bakalım nasıl bir yer? Güzel bir yer mi? Alınır mı? Ne kadara istiyorlar? Belki de çok pahalıdır. Paramız yetmez. Öyle bir ihtimal de var sonuçta. O zaman hemen orayı işaretleyelim. Bir dakika. Abi oraya bu kıyafetlerle gidilmez ama ya. Önce gidip şöyle güzel bir takım elbise mi çeksek üstümüze? O zaman hızlıca bir gidelim. Üstümüze bir takım elbise çekelim. En yakın kıyafetçiyi hop işaretledik. Yakınlarda var. Hemen gidiyoruz. Lan Fehmi şu mekanı alırsak var ya. Yemin ediyorum artık gerçekten parayla oynarız. Gerçekten parayla oynarız. Sonra bu arabayı da kenara koyarız. Yeni araba alırız. Yeni eve çıkarız. Neler 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 neler. Haydar ne yapıyor? Oo burada kaza olmuş diyecektim ya da kaza oluyormuş son anda olmamış. Haydar ne yapıyordur? Haydar işte büyük ihtimal. Çalışsın. Yapacak bir şey yok. Balıkçılığı tamamen Haydar'a bıraktık arkadaşlar. Haydar sayesinde oradan para her zaman gelmeye devam edecek. Bu şekilde işlerimizi çoğaltacağız. Baktık klap işini mesela aldık çok iyi gidiyor falan. Oraya da birini koyarız yeni işlere gireriz falan. İş adamı olacağız anladınız mı? En sonda böyle Fehmi Holding'i kurarız böyle. Ananı satayım hayale bak. Fehmi oğlum yatacak yer hayal ediyordun şimdiki hayallerine bak. Şaka gibi ya. Şimdi kıyafetler hemen şuradan şöyle bir business giyinelim. Çünkü yani klaba gidiyoruz ve orada kim bilir nasıl tiplerle muhatap olacağız. Şöyle bir güzel giyinmek lazım. Bir şey diyeceğim bu ceket nasıl? Bak bunun içine şöyle güzel bir tişört giydik mi bizi zengin gösterir. Bak hatta bu mu olsa? Şöyle bakayım. Ya da yok lan. Kötü mü ya? Dur hemen çok acık daha bakayım bir ceketlere. Oha şu mont çok hoşuma gitti lan. Bu iş için işimize yaramaz ama bir dakika. Bunu da alacağım. Başka kombinlerde giyeriz. Bunu kesin alacağım. İçine ne giydirelim? İçine siyah tişört. Kotla yakıştı mı aslında? Bir dakika ayakkabı ya da şöyle bir kırmızı ayakkabı. Ama kotla kötü mü oldu? Ya da güzel mi oldu lan? Dur şöyle yapalım. Bunu kaydedelim. Kırmızı kot yazalım bunun adına. Aynen. Sonra bir daha hemen. Bir de pantolonu değiştirelim. Bir şey diyeceğim. Bak 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 bak. Nasıl oldu? Ana lan bilekleri yok. O zaman ayakkabıyı değiştiririz. Böyle sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Aha o zaman bunu yapacağız. Bak çorabı da var. Hemen bakıyorum. Vallahi güzel oldu. Evet. Kırmızı mont yapalım bunun adında. Lan ne güzel oldu. Vallahi Fehmi'ye yakıştı ha. Şöyle aynada bir bak bakayım Fehmi. Param olsa yakışıklı çocuğum ha de diyordu fragmanda. Vay be. Bu arada arkadaşlar fragmanı izlemediyseniz biz bu seriye başlamadan önce fragman yap. Ve fragman çok az izlendi. O fragmanı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Kanalda var. Efsane bir fragman gerçekten. Fehmi'nin hayat hikayesini görmüş olacaksınız o fragmanı izleyerek. Aha. Bir şey diyeyim mi? Bence bakın böyle yapalım. Üf bence gayet zengin gösterdi ha. Şöyle siyahı yok mu ya? Aha böyle yapalım o zaman. Bak içindeki de beyaz, içindeki de beyaz. Tertemiz oldu. Şimdi bir de pantolon işimiz tamam. Ha, düz klasik pantolon. Aynen bence bu okey. Ayakkabıyı da şöyle kor olmasın tabii ki. Aha böyle bir şey. Rengi var mı? Siyahı var. Beyaz var mı? Aha beyazı da var. Tamam. Bak ismine de ne yazıyor biliyor musun? Mafyatik. Onayla. Bakayım şöyle bir Fehmi'ye. Oho Fehmi. Oğlum sana ne oldu lan? Lan var ya. Ya çok bir hoşuma gitmedi aslında.
da bu tarz işlerde artık bunu giyersin. Buna güzel bir smokin çekelim ya Fehmi ya. Şöyle hani tatlı bir smokin olsa efsane olur. Tamam, şimdi artık gidebiliriz. Hemen konumda işaretleyeyim. Abicim neredeydi? Şurada bir yerde. Aha bak, yazıyor zaten. Satılık Night Club. Hadi bakalım. Oranın adını gidip Türkçe'ye çevirelim be. Gece kulübü olarak. İsmi ne olsun? Yorumlarda yazın dediğim gibi. Bas oğlum bas. Ara deli gibi sürüyoruz yemin ediyorum. Şu kemerimizi bir takalım da ne olur ne olmaz. Önceki bölümde dayıyla yaptığımız kazayı gördünüz. Başımıza gelmeyen kalmadı. Yorum yapmak istemiyorum o konu hakkında. Dayıya da gerçekten bu bölüm uğramayı çok düşünmüyorum. Çünkü abi dayıyla hep başımıza bir şeyler geliyor. Çok komik adam. Çok seviyorum ama. Kulübe bir gidelim bakalım. O zaman hızlıca ben bir gideyim. Yaklaştık gibi gözüküyor da abi burada gece kulübü ne alaka ya? Neresi? Aha. Burası. Dur. Bak bak bak, önünde bodyguardlar falan var. Çektim abicim buraya, park ettim. Bak bak bak, önündeki arabalardan anlayabiliriz gece kulübünde para olduğunu. Bak hele bak hele. Lan bu araba. Lan formalar sizin mi lan bu? Lan şşt, artistler. Bakın bakın buraya. Sizin değildir herhalde. Tamam oldu. Ellerinde silah varmış, görmedim. Saygılar abi. Merhabalar. Ne saygılar abisi, ben satın alacağım lan burayı. Şşt, patronunuz olacağım, duyuyor musun beni? Çek bakayım o silahı, vallahi işten kovarım seni. Tabi alınca durumdan. Şimdilik abimsiniz. Selamünaleyküm. Kimse yok mu lan burada? Ya bu ne la? Bomboş. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bomboş satılık olduğu için. E tabi biz burayı satın aldıktan sonra dolduracağız. Her yerini dolduracağız. Lan elimi kolumu sallayarak girdim. Bu korumalarda hiçbir şey söylemedi. Vallahi şaka gibi. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Alo. Kimse yok mu acaba? Aha. 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 Merhabalar merhaba. Efendim merhabalar. Merhaba. Satılıkmış galiba burası. Onun için görüşecektim birisiyle, evet, de. Satılık. Siz mi ilgileniyorsunuz acaba? Evet. Buranın sahibi benim. Buyurun. Ha öyle mi? Patron siz misiniz? Merhabalar. Evet, merhaba. İsim neydi acaba? Edward. Edward mı? Evet. Ya ne kadar yabancı kişiyle tanışsam zaten adı ya Edward oluyor. Yok şey oluyor. Hep yabancı dizi izlemiş kişiler koymuş gibi geliyor böyle bana şey isimle. Nasılsınız öncelikle? Evet evet, burayı almayı düşünüyorum da siz nasılsınız öncelikle? İyiyiz biz. İşimizin başındayız her zaman. Siz önceden hiç böyle bir yer yönettiniz mi? Yok ya, abi nereden? Yok mı? Yok, nereden çalışayım, nereden üreteyim? Ben motokuryecilik yapıyordum. Ondan sonra şimdi balıkçılık yapıyorum. Öyle böyle bir gece kulübü falan işine gireyim diyor. Sizin isminiz neydi? Benim adım Fehmi. Anladım gibi. Ne oldu? Ne oldu? Sıkıntı yok umarım. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Ben şeyi soracağım ya. Burayı satma sebebiniz ne acaba? Bomboş çünkü burası. İş yapmıyor diye satmıyorsunuz inşallah. Hayır, iş değil, şu an kapalı. Ha kapalı iş. Tamam. Hı-hı. Neden buradasınız son o zaman? Son olan olaylardan dolayı kapattım. Aa. Bir sürü iş yerim var, onları işletiyorum. Aa, anladım. Ne sıkıntısı oldu ki? Burada bir sıkıntı oldu, kavga. Sonra ben de satmaya karar verdim. Aa evet tabii, gece kulüp işleri sıkıntıdır birazcık. Aynen. Anlıyorum anlıyorum. O zaman öyle, ben alıcıyım. İşte bakıcı değilim valla. Şöyle bir dolaşalım isterseniz. Fiyat için falan sizle konuşacağım galiba. Aynen, buranın fiyatı için ben de onu, geri kalan olaylar için onu. Sonrasında buralar bu barın şeyleri oraya aldırsın. Tamam evet evet, tabii tabii, biz doldurmamız gerekecek alırsak. Burası bayağı büyük gibi duruyor ya. Evet, burası çok işleri çeken bir yerdir ama son olan olaylardan çok işlettiğim yer olduğu için abi uğraşmayayım dedim. Satmak daha cebime para getirdiği için. Anladım anladım. Biz hallederiz ya burayı. Canlandırırız inşallah alırsak. Üst katı yok sanırım. Yok, burası kameraları yönettiği yer tamam, şu an. Tamam aynen, buraya da güvenli. Kameralar bağlı burada. Aynen. Tamam. Evraklar vesaire var. Bugüne kadar falan kayıtlar, ürünlerin şeyleri vesaire var. Evet evet, bunlar duracak değil mi yani? Bunlar lazım olur. Bunlar durması gereken şeyler. Evet. Size gelip bir gün yarın sorduklarından çıkartıp gösterelim. Tabii tabii, aynen öyle, önemli. Peki şimdi başka bir yer yoksa o zaman bir fiyat konuşalım. Efendim şöyle oturalım. Ya, siz balıkçılık falan yapmışsınız yani, bu iş size zor gelmez mi? Yapabildiğinize inanıyor musunuz? Tabii ya, benim elimden her iş gelir Allah'a şükür. Böyle ben istedikten sonra her yani şeyi yapacağım. Ben gelir de sonuçta bu iş yönetme işi. Zor iş. Tabii. Buranın koruması güvenliği var. Yapamazsak nasip değilmiş deriz. Battık deriz. Başka işlerim de var dediğim gibi, uğraşıyorum. Hayırlısı olsun. Yani yapabileceğimize inanıyorum ama. Diyeyim yani, balıkçılıkla benzemez. Burayı ben aldıktan birkaç gün sonra yani buraya girebilmek için, buraya eğlenebilmek için rezervasyon almanız gerekecek. Anlıyorum, zannetmiyorum ama asıl sen benim diğer dükkanlarıma bakmak için geleceğini düşünüyorum. Ya diğer sıkıntı yok. Emin ol, Los Santos'un buranın en çok en büyük mekanları zaten bende. Doğrudur doğrudur, eyvallah. Yine Allah daha çok versin. Gözümüz yok, gözümüz yok. Allah daha çok versin. Tek sorun o, bir mafyayla sorunumuzun oldu. Buraya aa, gelen müşterilerimizle alakalı. Nasıl yani? Ama size bir sıkıntı çıkartmazlar satıldıktan sonra zaten. Ha evet, yani sizin de sorunu var değil mi mafyanın? Benimle aynen, olmaz yani. Aynen, sorun yani var. Mekanda bir problemi olamaz herhalde. Sizin de sorunu varsa siz ilgilenin yani. Yani biz ilgileniyoruz gerekirse. Tabii tabii, yok. Ben temiz adamım. Ben öyle kirli işler falan hiç benim alakam olmaz. Yani, tertemiz adamım. Girmek zorunda kalacaksın. Yok girmem ben. Ben hallederiz biz her şeyi inşallah. O zaman ben size fiyat sorayım. 5 milyon 300 bin dolar buranın fiyatı. Eğer peşin öderim derseniz bir şeyler yapmaya çalışırım. 5 milyon 300 bin dolar mı? Evet.
He, ben bu kadar çok düşünmemiştim ya. Tamam, ben şöyle yapayım. O zaman ben bir bakayım şu hesap durumlarına, iş durumlarına falan. Ben duruma göre yine tekrardan sizi rahatsız edeyim. Tabii ki tabii. Tamamdır. Çok memnun oldum. Geldiğinizde ben olmazsam tamam. Güvenlik şefimiz de burada olur. Tamam. Zaten en önemli işler olur. Tamamdır. Çok memnun oldum. Umarım en yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. İyi kendinize iyi bakın. Öyle patron, öyle mafya işlerine falan da girmeyin. Dikkat edin. Sen dikkat et. Daha iyi olur. Eyvallah. Bazı işler zaten burada girmek zorunda olacak. Eyvallah. Biz hallederiz. Neymiş mafyalar? Hadi dikkat etmiş. Lan biz tertemiz adamız. İşimizde, gücümüzde, ekmeğimizdeyiz. Var ya biz hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ulan şeyden korktum. Bir an mekanda mafyalar dadanıyor zannettim de adamla sorunları varmış yani. O zaman sıkıntı yok. Adam buradan gittikten sonra. Abicim adamla mı sorununuz var? Tamam hadi görüşürüz bay. Anladın mı? Ben burayı satın aldım. Bende bir sıkıntınız yok. Şşt lan. O ne olay hareketler. Oğlum bak artistik yapmayın. Vallahi işten kovarım sizi ha. Tamam şu an kovamayabilirim. Sıkıntı yok abi saygılar. Ama satın aldıktan sonra işten kovarım sizi bakın ha. Oğlum siz ikiz misiniz lan? Bakayım. La siz ikiz misiniz? Tamam dalga geçmedim. İkizler herhalde ya çok tatlı duruyorlar. Ben iyi bunları sevdim. Bunları kovmayız işten o zaman. Şimdi arkadaşlar 5 milyon dolar diyor. Biz burayı bok alırız. Nasıl yapacağız? Aklıma çok iyi fikir geldi. Burayı dayıyla ortak açmamız yok mu? Lan dayıyla dedim olmayacak dedim. Yine bak başımıza iş açtı gördün mü? Dayı lazım oldu bize. Lan dayı bayılır bu işe yalnız. Zaten heyecan arıyor. Aha gelir buraya mekanın başına durur. Ayran içsin dursun. Ben işleri hallederim. Sıkıntılı işleri ben hallederim. Mekanın başına dururum. O da ayranını içsin dursun mekan daha. Beleş. Oo! Yeminim var ya bunu anlatsam dayı ya. Her şeyi yapar herhalde. Nasıl mutlu olur? Ama 2,5 milyon dolar koyması lazım tabii. Bakalım o zaman dur bir ya. Direkt dayıya dur. Allah heyecanlandım. Dayıyla %50 %50 açsak var ya. Ne biçim olur? Ne biçim olur? Dayı inşallah evidedir. Yani nerede olacak? Sürekli içip yiyor. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Ayran içiyordur yine büyük ihtimal. Bir gidelim. Ulan çok güzel olur. Çok güzel olur. Dayıyla ortak mı oluyoruz? Ne? Fehmi? He? Sen dayıdan uzaklaşmaya çalıştıkça dayı sana daha çok yaklaşıyor. Fehmi farkında değilsin oğlum. Lan ya. Hemen gidelim. Kılıf dayıyla işletmek inanılmaz eğlenceli olacak ama. İnşallah kabul ederse tabii. Orası da başka bir konu. Ne işim var benim deyip reddedebilir. Göreceğiz. Göreceğiz. Gerçi bizim... Aa, bir dakika. Ne kadar paramız var? Lan bizim 2,5 milyon dolarımız da yok ki. Neyse. Yani Haydar kaç gündür çalışıyor. Bayağı biriktirmiştir diye düşünüyorum şeyde. Depoda. Onları satışa götürürüz ve hallederiz. Mis. İstesek aslında hani birkaç gün çalışıp 5 milyon dolar da yapabilirdik ama. Abi hemen almak istiyorum. Heyecanlandım ya. Ben böyle bir şey heveslenince, heyecanlanınca hemen olsun istiyorum. Hem dayıyla ortaklık da güzel olur, güzel olur. Dayım inşallah neredesin? Oradasındır inşallah. Hop. Aha. Dayım. Dur bakayım şöyle yanaşayım. Allah'ım ne yapıyor ya? Dur bakayım. Dayım. Hoş geldin Kıymetciğim. Ne yapıyorsun dayım benim? Seni özledim ben ya. Vallahi ben de çok seni çok özledim de ben gelmezsin diye düşünüyordum ya. Niye gelmeyeceğim ya? Ne yapacağım? Geçenki olaydan dolayı. Ya yok sana kurban olurum ya. Sana bir şey olmasın ya. Nedir ki? Seninle yatıp çıktık işte. No daha ne? Cansın cansın. Ya nasıl? Üstüm başım şöyle bir bak. Ne biçim olmuşsun ya? Yakışmış şekil. Mı? Saçlar cinayet olmuş Fehmi. Saçlar dayı zaten böyleydi saçlar. Ben üstüm başıma diyorum. Lafımı bitireyim istiyorsan. Saçlar tamam. Cinayet, kıyafetler felaket olmuş. Ya sana kurban olurum. Sen bugün iyi gibisin. Kafan o kadar iyi değil sanki. Ben çok iyiyim işte. Ayran taşıyordum da arabaya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Aha arabayı yaptırmışsın. Arabayı yaptırdım. İyi olmuş mu? Vallahi çok iyi olmuş ha. Her şeyini hallettin değil mi? Bir şey diyeceğim. Fren gaz sistemlerini hallettin mi? Yok işte tam onu diyecektim. Fren olmuyor. Nasıl olmuyor? Hallettiririz. Dayı tanıdık var. Yarın işte yeniden götüreceğiz. Tamam bakalım. Hallettiririz onu hiç sıkıntı yok ya. Bu yoksa bunu böyle kullanma dayı bak. Yok aman değil yani, bir daha kullanma. Aman geçen neler yaşadığımızı hatırlıyorsun yani. Allah benim böyle bir şey yok dayı, ya. Dayı dur bak neden ben böyle giyindim biliyor musun? Sen beni böyle gördün mü daha önce? Yok ilk defa görüyorum çok şaşkınım şu anda. Dayı yeni bir işe girmeyi düşünüyorum. Nasıl bir iş? Çok iyi bir iş böyle gece kulübü ayran işleri. Ayran varsa okey. Ayran var. Tamam. Ama ben ne diyeceğim biliyor musun sana? Yine. Bir tane gece kulübü var satılı. Mekanı bir gör 10 tamam. Numara. Hiç sıkıntı yok. Para basarız bak para basarız. Kız yok şu kız anda. Karı... Dayı ne yaptın bu yaştan sonra manyak mısın? Karı kız ne dayı bu yaştan sonra? Kaç yaşına gelmişsin? Emcim hep ayran olmuyor artık. Yeter ya bıktık. Ya sana kurban olurum. Tamam. Dur karı kız şu anda yok ama olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü mekan kapalı daha. Gece kulübü. Ben diyorum ki burayı satın alayım. Tamam. Sonra diyorum ki seni de ortak alayım. Eğer bedava gireceksek okey. Dayı ne yaptın ya? Bedava nasıl ortak gireceksin ya? Ben oradan günlük kaç milyonları kaldırmayı düşünüyorum. O bedava seni nasıl yapayım? Tam 200 ayran veririm. Kaç? 200 tane ayran. Allah'ım ya. Dayı 200 tane ayranı ne yapayım? Kutumumuz üstüne mi oturayım dayı? Hadi hiç susun bak ya. Dayı orada mekandan geliyorum. Patronuyla konuştum. Her şeyi anlaştım. Bana dedi ki 5 milyon dolar. Vay. Dayı ne? Bunu 1 milyona aldın. Daha fazla aldın hatta. Bilmiyorum 200'e mi aldıydın? Kaç aldıydın? Yani 1-200 aldım bunu. Gözünü seveyim yapma. Ya bak her gün kazanırız biz o parayı. O koyacağımız parayı her gün kazanırız. Tamam ben ne kadar koyacağım şimdi? Eğer %50 %50 diyorsan ortak edeyim senin de yarısını ver. Yarısını da ben vereyim. 2,5 2,5 anlaşalım.
lan. Ne yapıyorsun dayı? Geliyorum benimi biliyor. O ne lan, manyak hayranlarını koymaya gitti koşa koşa. Hemen koysun hayranlarını. Dayı ne yaptın, içeride bayılmadın inşallah ya. Aha geliyor geliyor geliyor. Lan dayı ne yaptın direkt? Ne yapıyorsun? Hemen gidelim, alalım ya, aç şuraya alalım hadi. Dayı ne yaptın, hemen parayı mı hazırladın? Bir anlaşsaydık, konuşsaydık, etseydik. Emicimiz sıkıntı yok, ailen varsa ben her yerdeyim. Bak ama şöyle bir şey var dayı, bundan sonra artık evinde böyle yalnız takılamaz. Nasıl olacak o? Bir işe giriyoruz dayı, gece kulübün başına duracaksın. Ama sana güzel haberim. Evet. Orası her gün karı kız dolu olacak. Gece kulübü sonuçta. Ayran. Ve sınırsız sana ayran olacak. Beleş patron olacaksın yani. Hadi gidelim. Dayı dur. Arabaya bindi hemen ya. Dayı dur dur. Gece oldu. Gece oldu. Yarın gidelim. Yarın mı gidelim? Yarın gidelim. Saat diyorum. Kaç oldu? İn dayı, gözünü seveyim. Tamam. Ben gidiyorum. Lan yine dansa başladı. Densizlik yarım yordu bu bedenimi. Her gece ayran. Her gün karı kız ayran. Oh mis. Cübbala cübba. Oh mis. Bir şey diyeceğim dayı. Ayran ücretsiz olmayacak ama. Sen böyle seviniyorsun da. Sonuçta patronuz biz, onun parasını. Ama ücretsiz olacak. Orası ayrı konu. Patronuz sonuçta. O zaman tamam. Sen istiyorsan parayı ver bana. Olur. Güveniyorsan tabii. Parayı ver istiyorsan bana. Güveniyorum. Ver dayıcım hemen şöyle. Aferin. Eyvallah, şöyle aldım o zaman ben çantayı. Bak ne yapıyoruz tamam, biliyor musun dayı? Ben hemen şey yapacağım bunu. Zaten koyacağım arabaya. Tamam, geç beni kullandırma. Yarın erkenden geliyorum. Şu üstüne başına ne olur düzgün bir şey giy. Ya Fermicim olmaz, bu benim style'ım ya. Ya dayı üstüne başına ne olur düzgün bir şey giy bak. Ben benim giyinişime bak ya. Fermicim şöyle bir bak. Bana bir baksana, kötü mü? Bakayım. Çok mu kötü? Ya çok tatlısın sen. Sen çok tatlı adamsın, orası ayrı konu. Ama gece kulübü almaya gidiyoruz dayı yani. Ne biçim adamlarla, patronlarla muhatap oluyoruz. Zengin zengin adamlarla. Sen onlardan daha zenginsin, orası ayrı konu. Tamam işte, herkesin kendi style'ı olması lazım. Aslı sen yine de güzel bir şeyler giyin ya. Tam denerim, olur mu? Tamam olur. Ama atlet. Tamam tamam, kurban olurum sana. Hadi ben gidiyorum dayı. Allah'a emanet. Erken kalk bak, geleceğim. Tamam halledeceğiz onu. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Hani el sallardın Esiyen, niye sallamıyorsun? Allah'a emanet. Allah'a kurban olurum sana ya. Hadi görüşürüz. Ya manyak adam ya. Hemen arkadaşlar gidelim o zaman, güzelce bir yatalım. Önce yatmadan önce de Haydar gerçi gitmiştir ya depodan. Ya da depoda uyuyordur, çocuğu şimdi rahatsız etmeyelim. Sabah olsun o zaman, ben gideyim depoya, paramı alayım, sonra geleyim dayıyı alayım, sana da hop şeye, direkt gece kulübünü almaya. Aynen. O zaman hızlıca eve gidiyorum. Hemen uyuyalım, hemen uyuyalım. Yarın inşallah bu arada Haydar güzel balık biriktirmiştir ya. Kaç gündür uğramıyorum bu arada arkadaşlar. Kaç gün oldu? Yani güzel para biriktirmiştir diye düşünüyorum. Para değil, pardon, balık. Onu biz hemen satışa götüreceğiz tabii onu. Hallederiz. Onlar hemen 2 dakikalık iş. Yolları falan ben hemen keserim videoda. Sıkıcı olmasın. Direkt olaya, direkt olaya. Hemen koş oğlum Femi, koş. Lan dost! Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel gel lan, geçsene. Ha geç, geç, geç. Kurban ölürüm lan sana. Kurban ölürüm. Sen neredesin? Sen niye sürekli dışarılarda dolaşıyorsun? Oğlum sen niye böylesin? Bak gidip dışarıda sokak köpekleriyle fingirleştirmiyorsun değil mi bak kızım? Bak yapma böyle. Bak ben öyle torun sevecek yaşta değilim ben. Yapma böyle şeyler. Ya o kuyruk ne lan? O götünü yerim senin, o götünü. Ben yatıyorum o zaman. Geleceğim mi? Gel beraber yatalım. Gel bakalım. Gel gel gel. Kurban ölürüm sana. Gel 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 gel. Ya benim güzel kızım ya. Lan manyak, niye oradan atlıyorsun? Lan! Evet, baga girdi arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler. Hemen gidelim, şu üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Pijamalarım nerede benim? Hop, pijamalarımı giydim ve yatışa geçelim. İyi geceler hadi Fehmi. Günaydın oğlum. Lan gerçekten uykum geldi lan, esneyeyim derken. Günaydın oğlum. Kalk bakalım. Kalk bakalım Fehmi. Kalk bakalım. Kalk bakalım. Oğlum sen yatakta ters nasıl dönüyorsun ya sürekli yatarken? Lan deli uyuyor ha. Gece bir gün kamera koyacağım böyle odaya. Nasıl uyuyor çok merak ediyorum. Ters dönüyor ya. Tepe taklak atıyor resmen uyurken. Hemen üstümüzü başımızı bir değiştirelim. Dünkü kıyafetleri giymeyelim ki böyle şık gözükelim yeniden. Bu kombini mi giysem yoksa bu kombini mi? Dur bunu giyelim ya, bu sefer de böyle gidelim. Bak hadi bakayım. Oo Ferrari kırmızısı. Uf şu kombinle bir Ferrari alsak ne biçim olur. İnşallah ileride be Fehmi. Neler neler istedik. Biz hepsini de başardık. Onu da başarırız. İnşallah onu da başarırız. Uf Ferrari alsak ne biçim olmaz mı? Ya da Lamborghini falan şöyle, arkadaşlar yazın yorumlarda. Koş bakalım koş. Depoya bir gidelim. Haydar oradadır diye düşünüyorum çünkü. Sabah hemen bir depo sayımı çünkü. Ondan sonrasında balığa çıkıyor. Hop yardıralım. Yardıralım. Haydar işteydi. Balığa çıkmıştır. Tam balığa çıkma saatleri lan. O zaman neyse depoya girelim. Orada ne kadar balık varsa onların hepsini ben alayım götüreyim satışa. Aynen öyle. Sanki anahtar bende de var yani. O zaman hemen depoya. Hemen basalım. İnşallah Haydar güzel iş yapmıştır ya. İnşallah. İnşallah. Aha. Doblo burada değil. Doblo çünkü şeydedir yani. Dayının oradadır. Çalışıyor. Güzel güzel. Demek ki Haydar çalışıyor yani sonuçta. Olsun. Göremedik lan Haydar'ı. Belki de geliriz bakalım. Şöyle depoya bir girelim. Vay vay vay. Buralar dolu. Malları doldurmuşum diyorum kaç gündür. Bakayım. Lan ev falan aldı mı acaba Haydar kendine? Çünkü buraya yatak hazırlamıştı, kendine kaldırmış onu. Helal lan. Haydar çalışıyor ha. Vallahi Haydar'ı seviyorum. Bakayım burada ne kadar balık var. Oo 2.3 ton. 2
2300 kilo arkadaşlar. Tertemiz. Tertemiz. Şu anda Doblo yok. Benim bunları satışa götürmem çok büyük problem olacak ya. Mustang'le götürebilir miyiz acaba? 2,5 ton balığı ben nasıl götüreceğim Mustang'le? Neyse götüreceğiz. Koltukları moltukları komple dolduracağız. Yapacak bir şey var mı? Yok. Çünkü Doblo Haydar'da yani. Hemen şöyle geri geri bir park edeyim önüne. Tamam. Lan buraya sığar mı acaba ya? Neyse sığdığı kadarını artık götüreceğiz. Hemen o zaman arkadaşlar ben bunları hemen bir doldurayım. Şu koli de buraya sığdı mı? Tamamdır. Arkadaşlar şu anda 1.7 tonu falan anca sığdı. Kötü oldu. 1.7 ton anca sığdı. Yapacak bir şey var mı ama? Yok. Şu hemen kapağını bir kapatayım. Geriye kalan da artık içeride. Haydar bir gelecek. Abi dolandırıldık. Soyulduk. Ama sıkıntı yok. Ben aldım. Hemen şuraya gidelim. Balıklarımızı bir satalım. Lan inşallah yeteri kadar para olur. Bizim şu an ne kadar para ihtiyacımız var? Hemen bakıyorum. İyi ya. 600 bin dolara falan ihtiyacımız var yani. Hiç sıkıntı yok. Bu kadar balıktan her türlü gelir diye düşünüyorum. Güzel. O zaman şimdi hemen hızlıca gidelim. Hoppala. Geldik. Ne olur güzel para etsin. 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 Bu arada arkadaşlar şimdi sürekli paraya ihtiyacımız olduğunda Club'tan zaten kazanacağımız için balıkları ben biriktirelim diyorum. Balıklar biriksin biriksin. Kötü bir hava olduğunda satalım. Var ya paraya para demeyiz yemin ediyorum. Belki de bu sayede stokçuluk yaparak. Lan ya Türkiye geldi aklıma. Daha fazla para kazanacağız. Club'tan bile belki de daha fazla para kazanırız. Hemen şöyle arabayı şöyle yan yan park edeceğim. Tamam. Lan araba da leş gibi olmuş. Dur şu balıkları taşıyayım da ondan sonra arabaları bir şeyleri bir yıkayayım. Balıkları bir yıkayayım. 5 minutes later. Son kutuyu da böyle koyduk mu? Evet. Bakalım satışların hepsini yapsın. Hesaplıyorlar bakalım. Satışlar sonunda çok şükür bitti. Çok şükür. Ya çok mal satınca tabii satışlar zor oluyor. Şu arabayı bir yıkayayım Allah'ınızı severseniz ya. Araba leş. Bu ne abicim ya? Şöyle tertemiz. Abi gerçekten de keşke araba böyle yıkansa ya. Şöyle ufak böyle bir şey sarı bezle yapsak. Sonra pırıl pırıl olsa keşke. Bak şimdi farka bakın. Allah'ım ya. Lütfen gerçekte de böyle olsun ya. Bu arada arkadaşlar gerçekte yeni bir araba alıyorum. Bu bölümü izlediğinizde almış olacak mıyım? Olmayacağım galiba. Ona da zaten ana kanala videosu gelir büyük ihtimal. Fehmi'ye de o arabadan alabiliriz. Böyle tatlı olur. Benimle Fehmi'nin arabası aynı olmuş olur. Şimdi şu hemen bagajı kapat. Hoppala. Şimdi dayının yerini hemen işaretledik. Basıyoruz. Dayıyı birazcık beklettik ama yapacak bir şey yok. Satış yapmamız lazım. Yoksa paramız yetmeyecekti. Şimdi bakıyorum param ne kadar olmuş. Bakın. Siz de görün arkadaşlar. Yorumlarda çok yaşanızı alırım. Bakıyorum ne kadarım olmuş. 5 milyon 409 bin dolar. Güzel para. Vallahi güzel para. Tabii 2,5 milyon doları dayının ama olsun. Lan dayıyla ortak oluyoruz lan şaka gibi ya. Dayıyla ilk tanıştığımda taksici abla olmasa bizim var ya dayıyla hiç tanışamayacak. Bir ara o otel tarafına gidip taksici ablayı görürsem ona sarılıp bir teşekkür edeceğim vallahi. Gerçekten ana bunu yapalım değil mi? Siz de fikrinizi söyleyin. Gidip o taksici ablayı görüp vallahi teşekkür edelim. Gerçekten onun sayesinde hayatımız değişti ya. Dayıyla bizi tanıştırdı. Hem hayatımıza mutluluk eğlence katı. Yani taksici abla olmasa resmen Patron diye resmen depresyondan ölecekti Fehmi. Neyse. Ulan ya. Hemen geldik dayımıza. Hop. Vay. Doblo da burada. Doblo'yu çekmiş. Haydar işte mi? Bakıyorum. Vay be. Helal olsun. Haydar çalışıyor. Doblo'yu çekmiş gitmiş bak. Aha dayım. Ne yapıyorsun? Dur hemen şöyle çekelim yanına. Hadi gelin. Vuru kadahları hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Vuru kadahları hadi içelim. Dur eşlik edek bari. Sana ben aşkım. Söylemem, utanırım, beni öpeyemem. Hele güney sorma beni, yaralama vurma beni. Dayı ne yapıyorsun? Hoş geldin Fehmi. Hoş buldum dayım. Fehmi sabah gelecek demedin mi sen bana? Dayı benim... Ben saattir burada dans ediyorum, kendi kendime şarkı söylüyorum. Senin haberin var mı? Sen sabahtan beri şarkı mı söylüyorsun? Ya. Niye? Seni beklerken canım sıkıldı ne yapayım? Manyak adam sana kurban olurum. Tamam o zaman dayı kusura bakma valla balıkları satmaya götürdüm. Yoksa param yetmiyordu. Mecburdum para yani. Ya. Vallahi para yetiştirdim. O zaman atla. Hadi gidelim dayım, ya. Dayım var mı heyecan dayı? Hadi ya elim kolum tutuyor ama o geçenki gibi heyecan yok. Geçen Supra'daki heyecan yok mu? Evet heyecan yok. Şu an daha farklı bir heyecanım var. Karı kız var ya. Dayı sakin ol. Sakin ol. Orada bak yani... bu arada millet sarmak yok ha. Vallahi batarız bak patronuz biz. Yok yok yanar sıkıntı yok. Yanar tamam o zaman halledeceğiz. Merak etme. Dur bakayım hemen. Neredeydi lan? Aha burada. Satılık Night Club. Buranın da dayı var ya ismini değiştireceğiz. Orada satılık yazısını kaldıracağız. Çöpe atacağız. İsmi ne olacak peki? İsmini bilmiyorum ki vallahi. Düşünelim. Arkadaşlar siz yorumlarda yazın. Bilmiyorum vallahi. İsmini düşüneceğiz. Öyle hemen koymayalım bence. Bir düşünelim. Gece hadi bir de koyacağım hanım ya. Ne? Güzel. Gördün mü sen? Ben çok heyecanlandım şu an.
Ben gördüm gördüm, sana gezdireceğiz zaten. Dur, her şeyi halledeceğiz. Tamam bakalım hadi ya. Çok güzel olacak, çok güzel olacak. Hemen hızlıca gidelim. Dayı hazır mısın? Geldik. Neresi? Bakayım. Bak bak, mekan burası dayı. Bak bak. Ay anam, şu bebeler kim? Bunlar bodyguardlar işte. Bizim elemanlar olacaklar biz alınca. Gel gel. Baba bunlar baba. Silahlı falan, artist davranıyorlar ya herkese. Hiç sıkıntı yok. Dayı kapıyı kapatsana ya. Kapan güzel mi senin yine? Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ben dün de gelmiştim, hatırlıyorsunuzdur. Param böyle hani, evet, ben bir düşüneyim, bir hesap yapayım falan demiştim. Biz bu sefer evet, almaya geldik parayla. Hoş geldiniz, buyurun. İçeri geçe koyun istiyorsanız, ben bir arkadaşlarla konuşuyordum. Tamamdır. Şşt lan, bu adamlara güzel davran ha, bunlar benim adamım olacak. Buyurun siz geçin, orasını aşağıda koy. Tamam. Şşt gençler, size bir şey falan diyorsa sıkıntı etmeyin ha. Siz buna patron beyefendi demeyeceksiniz buna. Yok tamam tamam, sana demedim. Eyvallah. İçeri geçin. Ya dayı, bu adam da tam şerefsiz gibi ha. Dayı! Ben sana üstünü değiştir demedim mi? Düzgün bir şeyler giy demedim mi? Ben şu an fark ettim. Benim için bulamadım ki bir şey ya. Ya sana dur burada, tamam. Bir şey diyeceğim. Ben evinde senin o atletten 20 tane var değil mi? Evet. O kirlendikçe şimdi değiştiriyorsun değil mi? Ya insan farklı bir atlet al bari. Yok, siyah vardı. Dedim ki siyah şimdi. Dedim cenazene evine gitmiyorsun sonuçta. Dedim böyle şey olsun. Renkli böyle. Gece kulübüne giriyorum. Renkli giyeyim mi dedin? Anam anam anam, bu ışıldak var. Işıl cıstak cıstak mükemmel. Bak bak, mekana bak dayı. Bak bak gel gel dayı, bak bak gel 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 buraya gel, buraya gel, bak bak. Gel. Bak buraya gel. DJ çıkaracağız tamam mı? Orada olur, yanında sen istediğin gibi dans, cıstaklı müziğini söylersin. İstediğin Emicim, müziği açtırırsın, yanında dansın edersin. Emicim sana bir şey diyeyim mi? Söyle. Gel bak bakayım, benim yerim burası. Neresi hemen? Geldim. Aha bura. Neresi ora? Ya. Aha bura. Dayı sen burada sürekli içeceğim mi? Manyak mısın? Ben var ya sabah akşam, sen gelecek mi buraya genelde? Geleceğim tabii canım, buradayız dayı artık. Burada beraberiz, takılacağız. Hep gel ama. Hep gelmeyeyim mi? Şimdi ben geleceğim, beni ayran içerken göreceksin, sonra kızacaksın. Ya dayı tamam da işimizin başında durmamız lazım. Biz her zaman işimizin başındayız. Tamam ama kafan güzelken neler yapacaksın kim bilir ya. İşimizsin Fehmi'cim. Ya dayı dur dur, adam bakıyor dayı dur. Dayı dur, adam bakıyor ya. Pardon, özür dilerim. Şş, dayı gel buraya bir dakika, gel gel. Bu adamda galiba mafya ayakları falan bir şeyler var. O yüzden hani değişik bir tip ha, ona göre şey yap tamam mı? Harbi mi diyorsun, vurmasın şimdi bir. Ya yok dayı, bu kimdir ya. Şöyle adamlara falan dingil dingil davranıyor, baksana ya. Değişik yani, ben çok hoşlanmadım adamdan da. Neyse parasını verip göndereceğiz zaten. Nerede o şimdi ha? Gel bakalım. Evet merhabalar, geldik biz. Hemen dayıya şöyle bir etrafı dolaştırdım da sonuçta yani size bahsetmedim. Bu arada dayı bizim, Muzaffer dayı. Bizim ortak olacak. Beraber merhaba, açmayı düşünüyoruz. Güzel tabii ki. Buyurun oturun isterseniz, bir tekrar konuşalım. Ayrıca. Hemen evet oturduk. Teşekkür ediyoruz. Dayım sen de otur şöyle. Dayı düzgün otur dayı. Aa babası gibi oturacak. Otur be. Efendim anlamadım. Bir şey içer misiniz? Teşekkür ederiz. Dayı zaten içti dayı geldi. Dayı tamam, sus dayı. Olmaz şu an, olmaz dayı. Yo dayı zaten içti geldi, sıkıntı yok. Biz zaten burayı aldıktan sonra istediğimiz gibi içeriz. Sonra biz size sorarız bir şey içer misiniz diye. Şimdi 5 milyon diye konuşmuştuk galiba. Evet 5 milyon konuştuk. Labalinizden dolayı 5-200'e çıkmasın istiyorsan. Yo yo sıkıntı yok. Tamam güzel tabii. 5 milyonu çıksın hiç sıkıntı yok. Yo labalik değil bu arada. Hani biz şey samimi insanlarız. Ben Ankaralıyım biliyor musun abi? Samimi insanlarız. Biz Türk'üz. Türkiye'de. Başkenti bilmiyorsunuz mu? Yok. Şey Nusret var. Biliyordur onu. Onu biliyorum abi. Ha burada şubesi var bir tane. Ha Nusret'i biliyorsun. Anca et yemeye gidiyorsun tabii oraya. Para babası seni. Neyse oradanız yani. Biz Ankaralıyım ben. Ha, anladım. Öyle samimi insanlarız yani. Tatlı insanlarızdır. O yüzden yani labalik değildir. Yanlış anlamayın lütfen. İçimi dışımı gösterebilirim yani. Her şeyim hep pop. Gösterir bak. Vallahi gösterir. Gösteririm vallahi. Kesinlikle görmek istemiyorum şu anda. Böyle daha iyi mesafe. Tamam. Tamam. Tamam biz paramız yanımızda geldik. Nasıl yapalım acaba? Şu üst odaya çıkalım, evraklar vesaire olur. Tabii tabii. Hemen çıkalım. Hallederim işte. Tabii. Farklı bir ödeme yöntemi var mı peki nakitten başka? Ne? Bir şey yok, boş ver. Benim anlat, sen devam et. Dayı söyle söyle bir teklif et bakayım, ne diyecek adam sana. Bu adama böyle bir teklif şimdi, yapabiliyor mu bak. Farklı bir ödeme yöntemi var mı acaba beyefendi? Yani. Hazır üst odaya gidelim. Tamam üst odaya gidelim, öyle konuşalım isterseniz. Yok o tarz değil. Biz hiç organize. Dayı ne yapacaksın odadan? Nasıl bir ödeme yapacaksın adama? Fehmi'cim sen karıştırma onu. Dayı sadece izliyorum ama beni bulaştırma olur mu? Yok yok sen dert etme, o bende. Beni bulaştırma sadece aman. Sadece iç organlarla ilgileniyorum. Aa oha anasını satayım. Kesip alıyorum. Dayı sen bulaşma bu adama. Biz bur alalım, bu adama yol verelim. İç organ dediğiniz nedir ki, biz kalbimizi vermişiz. Ya sana dur ben ölürüm. Ya şöyle oturalım isterseniz ya da evraklara mı bakalım illa. Odaya gidelim odaya Fehmi ya. Kapalı oda yok gençler, ya. Gençler bak çıkarken şu adamın enseye bir tane şaplak atın tamam mı? Zaten artık sizin patronunuz değil, işten kovamayın. Bak size cezamı yapacağım ha bak. Çıkarken enseye bir tane şaplak atın bu adamın. Tamam tamam durun, şaka yapayım. Vallahi vururum vururum. 4-800. Ha, lan ne yapıyorsunuz? Ha, merhabalar. Dayı nedir senin teklifin ne? Adama söyle bari. Patroncum şöyle geçer misin? Gelin şurada oturalım, dışarıda alın. Dayı evrakları aldı adam. Ne yapacaksın ya adama? Neyse tamam hadi gidelim ya. Bir yere otursun o adam. Oturur oraya. Ne yapacaksın oturunca? Otur bakalım şuraya. Oturdu ha. Benim için sen de oturur musun işte? Oturayım.
Şöyle bakalım. Hoppa. Ya dayı yapma. Salak salak hareketler yapacaksınız. Yürüyün gidin. Dayı yapma. Kopuyoruz o yüzden. Sıkıntı yok. Tamam ben oturuyorum. Dayı yerime sustum. Dayı yapma. Burada ne alaka dayı? Çık git böyle hareketler yapacaksın. Terbiyesiz. Tamam özlerim. Tamam. Devam edelim. Kaç başın kaç. Belki benden büyüksün. Belki benden yaşlısın. Yo, beyefendi lütfen şey. O birazcık kafası güzel büyük ihtimalle. Siz onun kusuruna bakmayın. Ben özür dilerim onun adına. O zaman biz paramızı size iletelim. 5 milyon dolardı sanırım. Önce imzaları falan mı? Nasıl yapalım? Nasıl istersin? İmzaları alayım. Tabii. İçimizin de imzası yiyelim. Dayı ya şöyle imzamızı atalım. Dayı parmak basar istiyorsan şimdi yanlış imza atarsın. Evet ben şöyle parmağımı basayım. Oh. Parmağın şöyle. Oh, tamam. Hoppala ben de imza aldım. Tamam mıdır? 5 milyon dolar. Fembe, lan izle şimdi. Bu kadar paranın gitmesi. Vallahi nasıl koyacak var ya şu an bana. Neyse. Buyurun efendim. 400 dolar kaldı. Buyurun efendim parayı da verdim. Sağ olun. Tamamdır. Biz teşekkür ederiz. Beyefendi sizler dükkanından. Gerek anahtarları gerek evrakların hepsinin anlatımını az sonra gelecek sekurite arkadaş yapacaksın. Tamamdır. Teşekkürler. Sizler mısınız dükkandan? Çıkar mısınız dükkandan efendim? Dükkan benim de. Lütfen çıkar mısın? Daha sizin değil. Lütfen çıkar mısınız? Elinizde para. Raporu ben imzaladım şu an ben de. Çıkar mısın lütfen? Şşş gençler bir daha bu adamı içeri almıyorsunuz tamam mı? Bundan sonra patronunuz benim. Evrakları falan gördünüz zaten imzayı attık. Bundan sonra patronunuz bakın. Bu dayı ve benim. Bir daha bu adamı içeri almıyorsunuz. Hadi bakalım gençler. Hadi işinize. Ben istediğim yerde oynayamayacaksam ne anlamı var ki? Dayım gel sana müzik açacağım gel. Dayı bundan sonra burası bizim. Şimdi bir tane adam gelecek. O adam gelene kadar gel seninle kopalım gel. Hadi gidelim hadi. Gel sana bir ayran açacağım gel. Bugün şerefine sana bir ayran açacağım. Bedava değil mi? Tabii ki bedava ya. Tabii ki ya. Bakalım. Gel. Aha dur burada malzemeler yok. Gel hemen şuraya geçelim dayı. Sana var ya kurban olurum ben ya. Sabah akşam dance. Dur burada dur. Ben içeride sana servis yapacağım tamam mı bak. Dayı şimdi seni ne yapıyoruz biliyor musun? Sen müşteriymiş gibi gel. Ben de barmenmiş gibi yapayım hadi sen. Hadi. Rol yapacağız. Dur bakayım dayı nasıl rol yapıyor. Ay. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler beyefendi hoş geldiniz. Hoş buldum. Bana bir ayran açar mısın delikanlı? Tabii ayran hemen açıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Montunuz çok güzelmiş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Kırmızı renktedir. Bakın Ferrari kırmızısı. Evet, mükemmel gözüküyorsunuz şöyle, gerçekten. Evet şöyle çalkalayayım falan bir şeyler yapayım. Lan ayranın neresini çalkalıyorsak bu arada neyse barmen diye. Heh, buyurun efendim şöyle koyayım. Oh, teşekkür ederim delikanlı çok naziksin. Rica ederim. İsmin neydi senin? Benim ismim mi? Muzaffer. Muzaffer. Bana bir ayran gelsene. Sana bir ayran daha hemen buyurunuz bir bardağı daha. Dayı çok içme ne? Dayı çok götürme dur. Sizin adınız neydi? Sen bana bir ayran gelsene. Benim mi? Fehmi mi? Dayı sana kurban olurum. Tamam bırak ya daha rolü. Bak dayı şimdi geç sahneye. Yalnız Fehmi bu ayran iyiymiş. Haberin olsun. Dayı iyi misin? Dur kafanı bir şey diyeceğim. Daha kim dur ben, adam gelecek. Ben. Adam nasıl bir tip bilmiyoruz. Güvenlik şefi gelecekmiş. Kim? O ilgilenecek bizle. Sabah akşam dance. Hadi bakayım dur sana o zaman buradan bir DJ'lik yapayım ben de sana. Yap bakalım. Çok iş nerede lan çözeceğiz. Hemen dayım sana müziğini veriyorum. Hop. Oo! Yanar. Daymaz mısın tarçınıma? Bakalım. Hoppa. Dayı tamam ya sakin ol. Daha istediğin kadar var ya dans edeceksin burada. Bu dayı. Bana bak duyuyor musun? Bana dön. Bakayım duyuyorum. Bak, ses çok geliyor. Buraya var ya full dolu insan dolu düşün burayı. Evet. Full hız dolu olduğunu düşün. Sen burada istediğin gibi beleş ayranını içiyorsun onlarla eğleniyorsun. Nasıl? Mükemmel. Ooo. Yanar. Dayı var ya. Burayı var ya aklımda hiç yoktu ha. Para için falan değil. Sırf sen eğlen diye açıyorsun burayı. %100 öyledir Fehmi'cim. Çok teşekkür ederim. Dayı beni tanımış galiba biraz. Ben seni tanıdım Fehmi'cim gel hadi. Tamam dur bakayım. Şu adam nerede ya bu şey dedikleri? Acaba dışarıda mı şey yapıyor bizi bilmiyorum dur, ki. Dur çıkalım bakalım. İçeride hadi hemen ya. Aşağıya indik. Belki de dışarıda bizi bekliyordur. Arıyordur adam. Ne ya? Hemen bir çıkalım. Gece olmuş gece. Ooo gece olmuş. Burası gece. Abilerim hoş geldiniz ya. Ooo merhabalar. Efendim merhaba. Siz misiniz yeni alan burayı? Yeni alan biziz evet. Buraya aynen yeni patronlar. İkimiz ortak aldık. Vay be sonunda değişmiş gerizekalı. Sevmiyor muydun eskisini? Ya ne seveceğim onun yüzünden kaç tane adam yaralan. Valla. He ya zaten değişik bir adama benziyor. İsim ne senin? Mike benim isim. Ne? Mike. İyi ya Mike güzel isim. Mike sen iyi adama benziyorsun. Eyvallah abi ya sağ ol. Mike'cığım. Efendim gerçekten dayıcığım. Karanlıkta aydınlattın her yerimi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol dayıcığım güleyim mi bir de? Gül bakalım. İyice aydınlandı. Ha? Gerçekten şu an yüzüm çok aydınlattı beni. Ben öyle değil mi? Evet kesinlikle.
Gelin dayıcığım geçelim. Hemen şöyle içeriye geçelim mi konuşalım. Sen güvenlik şefisin değil mi şimdi? Aynen güvenlik şefisi. Şimdi bak o zaman. Seninle konuşacaklarımız var. Bir oturalım şöyle. Dayıcığım sen de gel şöyle otur. Evet, şöyle güzelce bir tanışmamız lazım. Olur abi olur. Şimdi Mike'cığım ben sana derdimi anlatayım. Öncelikle ben Fehmi. İlk defa böyle gece kulübü işlerine giriyorum. Nedir ne değildir falan hiç anlamam etmem. Beraber güzelce bu işin altından çıkacağız. Sen ne kadar maaş alıyorsun? Yani bu adam varken ne kadar maaş alıyordun? Lan 100 bin alıyorum. 100 bini dağıtıyorum koruma. Ha toplam 5 tane koruma çalışıyor. Sana ne kadar düşüyor? Bana kaç düşüyor? Bana yaklaşık 10-15 düşüyor. Tamam. Senin maaşını 3 katı yapıyorum. Oo nasıl olacak o? O sen 3 katı maaş alacaksın. Korumalara da daha fazla maaş vereceğiz. Hiç sıkıntı yok. Vallahi mi? Tabii ki diğer korumalara da diğer koruma arkadaşları da. Yani aylık masraf bana çıkaracaksınız. Abo. Ben hiç sıkıntı yok. Çünkü emekçi her zaman kazanması gerekiyor anladın mı? Eyvallah. Biz burada parayı yemeyeceğiz sadece. Hep beraber kazanalım istiyorum ben. Diğer korumalarla da konuşacaksın. Şimdi kaç koruma var toplamda senin haricinde? 5. 5 tane koruma var. Ona çıkaralım onu. Alabiliriz. Aynen içeriye. İçeriye, dışarıya tamam. Falan filan korumaları çoğaltalım. Çünkü burayı koparacağız anladın mı? Burası çok kalabalık bir yer olacak. İşte çok şey olursa böyle mafya işleri falan olursa burası korunsun yani. Çünkü ben temiz adamım. Böyle mafya işlerine falan girmem. Burayı güzelce korunsun istiyorum. Sonrasında dayıyla şöyle bir tanışın isterseniz. Dayı böyle kafası hep güzel gezer. Özellikle burası açıldıktan sonra hep böyle kafası çok güzel gezecek gibi. Ya dayı evet. Manyak adam. Kafası hep güzel geziyor. O yüzden bunu da dayıyı özellikle ne yapıyorsun? Korktum. Bir dakika sen geç bakalım ben de kendimi anlatayım. Yok teşekkür ederim. Sen geç yerine. Dayı kendimi anlatsın dur. Şimdi dayını Fehmi'cim derdimi anlatayım demişti değil mi? Evet. Şimdi benim derdim yok. Ben çok zenginim. Eyvah. Dayı öyle denir mi ya? Öyle denir. Hiç mütevaziliğe gerek yok. Ben buraya sadece ayran otur şabasını. Ayran içmeye. Biz onlardan değiliz. Çıptıs çıptıs böyle dans etmeye geldim. Fehmi'cim de ne isterse veririm. Hiçbir sıkıntı yok. Burayı açmaya talibiz. Seni çok sevdim kara çocuk. Eyvallah dayım ben de seni ya. Yanmışsın dayım. Ne yaptın ya sen? Teşekkür ederim. Seviyorum seni. yanmışsın. Nasıl yandın? Ya yanar. Çok güzel yandım ben. Nerede yandım? Yanmaz mı? Atletle geziyor sürekli ya. Bana baksana ben montla geziyorum. İşte adam atletle diyor. Geziyor ya. Heh şimdi onlara bak. Mike sana şöyle diyeceğim. Bak sürekli kafası güzel geziyor. Müşterilere olur ne bileyim gelen patronlara böyle baba yiğit adamlara falan sıkıntı çıkarabilir. Dayıyı ekstra koruyoruz abi. Tamam mı? Sen rahat bak dayıyı ekstra koruyacağız. Çünkü dayı kafası direkt güzel kafası ayık gezmiyor. O yüzden sana emanet ediyorum. Böyle ben yokken. Ben varken sıkıntı yok zaten. Tamam. Şimdi o zaman var mı bilmemiz gereken burası ile alakalı bir şeyler. Var çok var. Heh, söyle anlat. Aşağı doğru yürüyelim anlatmaya olur, başlayayım. Olur yürürken anlat sen bize biz dinliyoruz. Dayı sen ne diyorsun? Sevdin mi Mike'ı böyle mekan falan içine sindi mi ya? Ben Mike'yi çok sevdim mekan 10 numara. 10 numara mı? Hayatım her zaman 10 numara biliyorsun. Forma giyer bak, misin? Lan sen nereden biliyorsun oğlum? Mike de çok tutkum var. Ne? Bir dakika ne? Mike. Dayı Mike değil Mike. Sen Mike de ya. Bundan sonra senin adın Mike Mike. Tamam hadi tamam. Bakalım. Dayı mı kıracağız ya? Evet. Heh sen bize anlatmamız, bilmemiz gereken şeyleri söyle ya. Buranın gideri tamamen bir tane şeyden sağlanıyor. Nedir onun adı? Jardan diyeyim size. Direkt tamam. Bir tane kişiden alıyorum içecekleri. Tamam tabii. Ben oraya götüreceğim sizi. Tabii dayı çok biliyordur o ya mevzuları. Aynen çok ne ya. Yenileceğiz onları. Tabii beyazı en çok beyazı alacağız. Sonra burada ismiyle çok tanınır. Hani buranın manyak müşterisi var isminden dolayı. Popülaritesi çok öyle, yüksek. İsmi ne buranın şu an? Aynen. Medusa. Medusa mekanın adı. Medusa şeytan üçgeni mi diyor? Neydi Fehmi'ciğim? Aynen evet, öyle. Iyi, evet doğru. Dur bakayım onu düşünürüz biz. Biz çünkü isim koyak falan diyoruz da dur bakalım düşünürüz. Bura çok aktif bir yerde son 3 çatışma oldu. Burayı taradılar. Vallahi burayı tanıdılar mı? Taradılar mı mekanı? Evet değişik bir adam yani. Normal bir mafya değil. Ama yani. Şey adamla alakalı değil mi? Şu anda bizde bir sürü olmaz. Aynen adamla alakalı. Bir haftadır kapalı zaten. Anladım. Tamam ama benimle alakalı bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yok sizle alakalı hiç aynen çünkü ben tertemiz adamım yani. O onun dışında onları yenileceğiz. Sonra tamam. Açılış yapacağımız zaman ben bir güvenlikleri vesaire şey yaparım. Silah durumumuz çok iyi zaten ruhsatlarımız falan. Ya ben onu çağır bak hiç anlamam bak güvenlik şefi diye. Olarak bu işler sende. Ben öyle silah elime silah tamam. Almadım oğlum daha önce. Allah Allah. O işler sende. İster misin abi? Yok şimdilik dursun ya. Oy bak, oğlum sen onu nereden çıkardın? Tırtıma asılı. Valla oğlum o ne lan tamam dur indir. Lan indir oğlum şeytan falan doldur dur. Boş bak. Heh tamam iyi bari. Güvenliğini iyi sağlıyoruz silahların ya. Genelde şarjörde değil cepte olduğu için. Lan oğlum bir anda bassalar mekanı. Nasıl koruyacaksın? Şarjör direkt takarlarsa eğitimli hepsi. He anladım. Allah lan ne kadar güzel silah bayıldım yemin ediyorum. Dayı kokladın mı ne yaptın? Dayı sen ne yapıyorsun? Bak şimdi bu ışıklara elin koyuyorsun ya. Bu elin yansıyor. Dayı elin yanıyor dayı. Dayı yanar bak bunlar güçlü ışıklar ha. Elini koyuyorsun ya yansıyor diyor ya. Hey, geçen bir tane çocuğun parmağı yok oldu. Oy dayı ne, çocuklar mı? Çocuk dedim 19-20. Dayı çocuğu alınır mı buraya gözü seveyim. O zaman Mike'cim biz çok memnun olduk. Bir gidek dinlenek gecenin kaçı oldu saat. Yarın yine görüşeceğiz.
gideceğiz. Tabii abim ya. Yarın şey yapalım. Gidelim malları alalım küçük. Tamam olur, malları falan halledelim. Tamamdır, malları falan halledelim. Hepsini halledelim güzelce. Ondan sonra açılışı yapalım ya. Açılışı bak birkaç gün içinde hemen yapmak istiyorum bu arada. Yapalım ya. Tamam. O zamandır çok memnun oldum Mike'cim. Ben de memnun oldum. Şöyle elini sıkayım tekrardan. Olur tamamdır. Gel hadi dışarıdan selamlaşalım. Dayı ne yapıyorsun? Geliyorum ben, dur. Dayı senin hepsi. Dayı ne yapıyorsun? Dayı hayır. Dayı tahmin ettiğim şeyi yapmıyorsun değil mi? İşiyor mu? Alo baba. Ne? Bir dakika, babamla konuşuyorum şu anda. Babamla konuşuyorum. Babası öldü. Babacım benim. Benim ismim neydi? Kafası yine çok güzel oldu onun, içeride içti de biraz sen gelmeden. O şey babası öldü bu arada. Ama amin. Bir saniye efendim. Alo babacım benim ismim neydi ya? Sağ olasın. Allah'a emanet. Dayı sen manyak adamsın ya. Sen söyleseydin babaya. Gençler Allah'a emanet. Kolay gelsin. Allah'a emanet. O iti almayın. O it gelirse almayın. Aynen. Onu da biliyorsunuz, o adamın adamlarını da almayın. Onu gördüm. Bir daha almıyorsunuz gençler. Hadi bakalım. Selametle. Maaşınıza da zam yaptık ha. Zaten şefiniz size her şeyi bildirir. Ben anlatacağım yarın. Sabah 6.30'da burada olun. Tamamdır. Görüşürüz hadi. Çok memnun oldum seninle. Görüşürüz. Tanıştığıma. Araba hangisi senin, şu mu? Görüşürüz abi. Bu evet. Vallahi güzel arabaymış abi. Ne kadar la bu? Şimdi şeye gideceğim. Şef bizim büroya. Dayı ne yapıyorsun dayı? Benim bu arabadan bana alalım. Ne yapak mı? Arabadan bana alalım mı? Valla olak istiyorsan dayı. Al. Ben böyle korumalarla geçsem olmaz mı? Olmaz mı ya? Sen iste yeter ki. Benim ayıpsın. Hepsini ayarlayayım. Hepsini hallederiz ya. Var ya bu kulaptan parayı bulacağız. Şirkette bundan 4 tane var. Bir şey diyeceğim. Mayr, sen bu gelir giderleri biliyorsun değil mi bu mekanı? Evet. Ne kadar getirir bize burası? Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bir gecede kaldıracağın en az 500 ne 1 milyon. Ben balıkçılıktan kazanıyorum günde o kadar. Hayır, en düşük ihtimal. Ha, en düşük ihtimal. O zaman en yüksek 10 milyon. Oha, he tamam. Dayı misin? Dayı ben sana dedim. 2-3 tane adam gelse bile oralıyor. Dayı 10 milyon. Dayı kalk. 200 bin tane ayran alsak. Ne? 10 milyondan çıkar. Oo, Fehmi kardayız. Hadi gel. Mike'cim sen bana bu arabadan çöz tamam mı koçum? 4 tane var abi. Sen tamam lazım. Sen bana bu arabadan çöz. Gel kafanı biz. Oh. Bir şey diyeceğim. Mike ben sana benim araba anahtarını vereyim. Senin arabayı kullanabilir miyiz? Dayının hevesini alsın. Olur. Niye? Ben severim Mustang tamam. Ya. Tamam. Hadi sen de bizim arabayı kullanırsın. Biliyorsun o da buraya gelir gelmez hemen Mustang. Valla tamamdır. Gel dayı atla hadi. Hadi görüşürüz o zaman Mike'cim, kendine iyi bak. Hadi bakalım. Dur. Bagajını açıverdi abi N4. Heh tamamdır, hemen hallediyorum. Açtım bagajı. Koydum. Koydun değil mi? Tamamdır. O zaman dayı ne diyoruz Mike'a? Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Emciğim. Efendim dayım. O zaman git konuş onlara. Muhittin. Muhittin miydi benim ismim? Evet. Muhittin Kağıtçıoğlu emaneti olan bu şehri, Los Santos'u geri alacakmıştı. Hani arabayla şeye girdim, anladın mı? Arabayla moda kaza mı geldin bu arabayla? Evet, moda geldim. Şimdi bana tamam. Bundan çözüyorum. 2 tane de koruma yapıyoruz. Tamam, ayıp ediyorsun sen ya. Ama dayı o kadar da öyle serseri böyle mafya gibi takılmayak. Biz düzgün insanlarız. Mafya olmayacağız. Sadece koruma hani. Tamam. Tamam, sen hevesini al yeter ki ya, sana kurban olurum. Evet. Sen hevesini al yeter ki ya. Dayı bir şey diyeceğim. Bu araba güzel ha. Sana yakışır. Araba çok hoşuna gitti şu an. Aynen öyle. Vallahi sana yakışır. Lan bir şey diyeceğim. Mike de iyi çocuk ha. Mike'yi çok benseydim. Yarın zaten arayacağım onun numarasını alacağım. Bir şey diyeceğim. Aman ona ayran falan içirme tamam mı? Bak adam çalışıyor. Bir de güvenlik şefi. Yok. Güvenlikleri şey yapmam. Ben Allah! Dönüşü kaçırdım dayı, dur. Aman diyeyim Fehmi. Vallahi araba emanet. Yo merak etme, kaza yapmayız da. Dönüşü kaçırdık ama ya. Bunu, en son bunu dediğimizde biliyorsun Fehmi ne oldu. Dayı karıştırma o mevzuları. Olay çok fenaydı ya. Acilen eve gidip yatmak uyumak istiyorum ki yarın çabuk gelsin. Evet yarın neler olacak vallahi ben de çok merak ediyorum. Aşırı heyecanlıyım. Dayı ben açılışı çok merak ediyorum dayı. Açılışı ne zaman yapacağız ki? Bir şey diyeyim bak, yarın hemen malzemeleri, ayranları falan dolduralım mekana. Her şeyini halledelim. Ertesi gün yapalım açılışı. Zaten kendi müşterisi de varmış. Mis gibi. Yandı kül oldu bitti Fehmi'cim, çok iyi. Vallahi var ya, hallederiz. Oha lan Haydar hala işte. Bugün bayağı balık getirir herhalde. Vallahi çalışıyor, iyi çocuk ya. Çocuk mükemmel çocuk. Canavar gibi çalışıyor valla. Dayım benim, seni seviyorum. Gel sana bir sarılayım. Ben seni çok seviyorum. Bir dakika. Bundan sonra sana dayı demeyeceğim. Ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Orti. Gel sana bir sarılayım. Hadi bakalım. Gel. Oh. Ya dayı ya. Bak ortak. O kadar ortak olduk. Öpme artık ya. Öpücüksüz olmaz Fehmi'cim biliyorsun. Tamam dayım, seni seviyorum. Hadi ortağım benim. Görüşürüz. Hazır mısın? Neye? Allah'ım ne?
Dayım benim seni seviyorum. Kendine çok bak o zaman, ben gidiyorum. Sen de bak arabaya dikkat et ha. Tamam tamam, ederim ederim. Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. Sen de Allah'a emanet. Allah Allah, para elleriz. Ulan dayıyla ortak olduk ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar, nasıl oldu? Fikirlerinizi belirtin mutlaka. Neler yapalım falan. Ulan ya, dayıyla ortak olduk. Hiç beklemezdim dayı. Bu arada mesela arkadaşlar, siz böyle yorumlarınız o kadar önemli ki. Nereden, yorumunuz ne kadar önemli olduğunu şuradan anlayın. Dayı normalde gelecekti. Bana tekne satan kişi olacaktı ve çıkacaktı seriden. Siz dayıyı çok sevdiğiniz için kalıcı bir karakter oldu. İşte yorumlarınız bu kadar önemli. Düşünün ya. Hemen evi işaretliyorum. Nerede? Evimizi işaretleyelim. Gidelim bir dinlenelim, vallahi yorulduk. O zaman hemen bir ışınlanalım ya bebe. Şöyle hızlıca. Yemin ediyorum var ya, öyle bir uyku çöktü ki. Hemen bir an önce uyumak istiyorum ya. Nasıl oğlum, bas. Allah'tan az kaldı. Şu arabanın da başına bir şey gelmesin de, 500 bin dolarmış ya araba. Lan bizim Mustang iyice ucuz araba kaçtı ya. Şuna bak, bizim güvenlik şefinin arabasına bak. Olmaz böyle bir şey. Bizim artık arkadaşlar güzel bir araba da almamız lazım ya. Şöyle club sahibi bir adamın, adama yakışacak bir araba. Ne alalım? Yorumlarda yazın. Tavsiye edin bana güzel bir araba. Fehmi'ye iyi bir araba alalım ya. Şöyle hemen aracımı da şöyle park ediyorum. Garaja sığar mı bu? Sığmaz ya. Aynen sığmaz falan belki. Böyle park edelim. Hemen gidip uyuyalım. Uyu bakalım Fehmi. Vallahi hak ettim bunu var ya. Lan hayalindi hayalin. Resmen hayalin olan her şeyi gerçekleştiriyorsun bir ya. Şaka gibi oğlum. Pijamalarına giymişsin, yakıyorsun ha. Sana birkaç tane pijama da alak lan. Aynı pijamayı giyip duruyorum vallahi. Oğlum club sahibi adam olacaksın lan. Gördüğün işlere bak. Şaka gibi vallahi. Patron bunları görse ne derdi acaba? Neyse dur bakayım. Yarın mekandan şöyle güzel bir tweet atarsın. Belki patron görür. Evet arkadaşlar, bu bölümün de burada sonuna geldik. İnanılmaz bir bölümdü. Vay be, artık club açtık. Dayıyla ortak olduk ortak. Efsane bir bölümdü gerçekten. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bu videoyu hala beğenmediyseniz şöyle güzel bir like atın ki o kadar hızlı gelsin yeni bölüm. Kanala abone değilseniz abone de olun da arkadaşlar. 1 milyon abone olalım ya. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.